Merhaba arkadaşlar. Siz de koparılmış çiçeklerinizi, güllerinizi vazoda değil de bir saksıda ömrünün daha uzun olmasını istiyorsanız eğer bugün farklı bir yöntem anlatacağım. Ben bahçeden, saksıdan topladığım birkaç çeşit çiçeklerim var. Böyle sardunya, gül, papatya. Bu çiçekleri şimdi aloe vera'nın yaprağında ömrünü nasıl daha uzatabiliriz? Onu anlatacağım. Şimdi aloe vera'nın şu yapraklarını şöyle kürdan yardımıyla delip bu papatyaları, çiçekleri ömrünü daha uzatacağız. Bu farklı çiçekler de olabilir. Böyle. Aloe vera'nın yaprakları yumuşak olduğu için çok çabuk deliniyor. Yaprağın içindeki jeller bu taktığımız çiçekleri gayet ömrünü uzun tutacak ve solmasını engelleyecektir. Saksıda suda değil de bu aloe vera'nın yaprağının içindeki jellerle bunların zamanla beslenip belki de burada kök saldığını da fark edeceksiniz. Şöyle herhangi bir çiçekler de olabilir. Gayet çok çabuk takabiliyorum. Ve bahçeden topladığım nane de var. Nane biliyorsunuz çok çabuk köklenir, çabuk kök salar. Suda, toprakta değil de bu aloe vera'nın yaprağının jelleri sayesinde hemen oracıkta köklendiğini göreceğiz. Bu bir hafta, belki bir hafta içinde nanenin orada köklendiğini göreceğiz. Naneyi de taktım. Hem bu arada aloe vera sayesinde birkaç çeşit çiçeği evinizde hep bir arada göreceksiniz. Aslında kürdanla delmeme de gerek yok. Çiçeklerin sapları çok çabuk deliyor. Şöyle alttaki kalın yaprakları kullanayım daha iyi. Bu taktığım çiçekleri yaprağa delerken bile jeller dışarı fışkırıyor. O kadar ki güzel yetişmiş aloe vera. Bu papatyalar normalde güneşte açıp gölgede solan çiçekler olduğu için içeri getirdiğimde hemen soldular. Suda belki 3-5 gün içinde solar ama bu aloe vera'nın yaprağında ömürleri gerçekten çok uzun olacak. Hem de evinize bu şekilde çok farklı bir dekorasyon katmış olacaksınız. Ayrı bir şıklık katacaktır. Zaten aloe vera'nın yaprağını kopardığınız yer zaman içinde kendi kendini geri kapatıyor. Hemen çok çabuk deliniyor. Vera'ya yaptığım çiçek kombini şu an çok güzel oldu. Gerçekten harika oldu. Bunu evimin masasında ya da herhangi bir köşede saklayabilirim. Aynı şekilde bu çiçeğimizde de uygulayabiliriz. Buna da gül, sardunya
çiçeklerini dikeceğim. Yaprağının, zaten bu çiçekler gayet yumuşak. Bu çiçeklerin de burada uzun süre solmadığını, kurumadığını göreceğiz. Evet, bu da gayet güzel oldu. Vazoda değil de böyle saksılardaki çiçekleri, yumuşak gövdeli çiçekleri, yumuşak gövdeli yapraklarda ve bu şekilde koparılmış güllerinizi, çiçeklerinizi muhafaza edebilirsiniz. Ömrünü de uzatabilirsiniz. O sizin elinizde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Hoşça kalın, mutlu kalın.